Rüzgar gerçekten insanoğlunun yüzyıllardır kullanmış olduğu ve her zaman ihtiyacı olduğu bir doğa gücü olmuş. İnsanlar balığı çıkarlarken rüzgarın gücünden yararlanarak daha açıklara giderek daha büyük balıklar tutmuşlar. Veya bir şekilde o rüzgarın döndürmüş olduğu değirmenlerde buğdaylarını öğütmüşler. Rüzgar sayesinde ilk araçlar yapılmış bunlar denizin üzerinde gitse bile ama rüzgar her zaman insanlık için aslında bir güç olmuş. Fosil kaynaklarla elektrik enerjisi üretilen bir alanda bir çocuğun orada olduğunu hayal edemezsiniz. Ama bir rüzgar santralinde hemen birkaç metre ötenizde bir rüzgar gülü dönüyorken bir çocuğun orada saklambaç oynadığını, top oynadığını veya bir anne baba ve çocukların orada hoşça vakit geçirdiklerini hayal edebilirsiniz. Ve bunun örnekleri de zaten yeterince var sanıyorum. Megawatt gücündeki dinerlesimiz 2011'in Nisan ayında başladı. Ancak o zaman lisansı aldık ve sahaya ziyarete başladık Nisan ayından sonra. Projeyi 30 metrelik bir direkte ölçüm yapılmış olarak devraldık. Bize hap yüksekliğinde 80 metrede bir ölçüm gerektirdi, onu yaptık. Ondan sonra tekliflerimizi aldık. Kısmet SİMES'ten buluşturdu bizi. Uzun süre çalıştık. Uzun süre doğru türbünü bulmak ve doğru noktaları yerleştirmek için çalıştık. Olası türbin modeli olarak Siemens 2.308 türbinlerini seçtik. En sonunda masaya oturduk. Siemens'ten sözleşme imzaladık. Öylelikle başladı Dinar projemiz. Gürüş 1958 yılında kurulmuş bir şirket. 56 senelik bir geçmişi var. Gürüş tabii kurulduktan sonra devamlı gelişmiş bir firma. Kendi içinde holding olduktan sonra alt firmalarını kurmuş. Bugün Türkiye'deki çelik dövme üzerine en büyük tesise sahip olan firmadır. Hatta bir değil, Türkiye'deki iki çelik dövme tesisinin de sahibidir. Müteahhitlikten kazandığı parayı sanayiye döndürmüştür. 2000'li yıllardan sonra da enerjiye girmiştir. Bizim özelliğimiz devamlı büyümek ve bu büyümeyi yaparken de güvenilirliğimizi sizi sarsmadan ve hem işveren olarak hem de iş yaptığımız kuruluşları kendi özgüvenimizle temsil edip en kaliteli santralları veya inşaatlarımızı işverenlerimize takdim etmektir. Olgu Elektrik Üretimi AŞ rüzgar santrali yatırımı yapıyor. Olgu işveren oluyor. İşi alan firmalarda Olgu iş yapan firmalar oluyor. Bütün inşaat işimizi Olgu'da Gürüş'e verdik. A'dan Z'ye komple yaptı. Tedarik ve montajı da Siemens'e verdik. EPC kontraktörümüz her zaman Gürüş İnşaat ve kendi deneyimli kadrolarıyla iş programından önce bize bütün işlemlerimizi yetiştiriyor ve kaliteden taviz vermediğimiz için kaliteli olarak santrallarımızı bize teslim ediyor. İnşaat işlerine Mayıs 2012 tarihinde başladık. İlk önceki hedefimiz yukarıda bulunan şantiye alanına erişebilmekti. Dolayısıyla daha önce uygun olmayan yolları düzelterek, genişleterek şantiye alanına ulaşabildik. Bu süreçte toplamda 23 kilometre stabilize yol, 22 türbin temel alanları ve platformlarını oluşturduk. Zamanla Siemens Türkiye ekibi önce gelmeye başladı elektrik kısmıyla ilgili olarak. Siemens Türkiye ile ilk başladığımız iş kablo kanallarıyla birlikte oldu. Bu türbinlerde üreten elektriği Schaltstraße dediğimiz trafo merkezine getirebilmek için yer altına kablo döşememiz gerekiyor. Siemens ile başladığımız ilk iş kablo işleri oldu. Zamanla şalt sahasına geçtik. Bu trafo merkezi dediğimiz elektrik ekipmanlarının bulunduğu şalt sahasıyla yine Siemens Türkiye ile beraber gerçekleştirdik.
For us coming from Denmark, it have been really, really difficult to go to a country like Turkey. You have mountains in Turkey which we don't have in Denmark and Germany. And it's a huge challenge for us to bring up the big components we are using for wind turbines. Especially the transport for tower sections and nacelle, which is really, really heavy. Bir tane taksi çeker geliyor. Bir tane de tır geliyor. Sahada yol koşulları gerçekten çok zor. %17 eğimler bulunmaktadır. Bununla birlikte birçok türbin malzemesini, kule, kanat gibi parçaları çekiciler yardımıyla çıkarmak durumunda kaldık. The complete turbine is put up in 6 pieces, and it's taking like 1.5 days to install a turbine. It's a big job. Before we are coming here, there is a ground people, there is civil workers, and they are making the foundation we put the turbine on. And on this foundation, as you can see behind us, there's like 300,000 ton. It's a big heavy machine. So it's a dangerous and a big job to put up a turbine today. Burada şu an inşaatçı, afriyatçı, Siemens ve elektrik ekibi olmak üzere yaklaşık 140 kişilik bir aile oluştuk. Bunun yaklaşık 40-45 kişisini Danimarkalı montaj ekibi oluşturmakta. Yaklaşık 30 kişisini Siemens Türkiye oluşturmakta ve geri kalanı bizim inşaat ekibimiz oluşturmakta. Bu büyük ailenin içinde Siemens Danimarka ve Siemens Türkiye ekibiyle birlikte bugüne kadar çok uyumlu bir şekilde çalışarak geldik. Bundan sonraki projelerde de kendileriyle birlikte çalışmayı ümit ederiz. Buradaki en önemli unsur tabii Siemens Danimarka, Siemens Türkiye ve Gürüş İnşaat'ın bir arada çalışaraktan Olgun'un da gerekli imar revizyonları, saha izinleri almasıyla beraber şunu gururla ifade edebilirim ki biz 16 ayda bu kadar büyük kapasiteli rüzgar santralını başladık ve bitirdik. Bu Türkiye'nin ilkidir. O bakımdan da Gürüş'ün gururunu burada paylaşmak isterim. Gürüş'ün yaptığı bütün bu enerji yatırımları aslında bugün için Gürüş'e finansal açıdan çok katkısı olmayan yatırımlardır. Bu yatırımlar 10 yıl, 20 yıl sonra hem Gürüş'e hem bu ülkeye daha iyi hizmet vereceklerdir. Bu demektir ki bugün yeni doğan bir çocuk 10 yaşına, 20 yaşına geldiğinde bu rüzgar santrallerinin karşılığını almaya başlayacaktır. Yani bu yatırımlarımızın temelinde bugünün Gürüş'ü değil, geleceğin Gürüş'ü, geleceğin çocukları vardır. Siemens Dinar Rüzgar Santrali proje ekibi olarak bu tarz projede olmak hepimiz için çok gurur ve keyif verici. Bildiğiniz gibi çok klişe bir atasözü vardır. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan borç aldık. Tüm Siemens Dinar Rüzgar Santrali projesinde çalışan tüm takım arkadaşlarım ve ben bu projede çalışırken çocuklarımıza olan borçlarımızı ödediğimiz hissiyatını taşıyoruz. Ve bu hepimizi çok gururlandırıyor, çok keyif veriyor. Sonuçta doğaya dost işler yapıyoruz.
Bu enerjinin üretilmesinde kişisel olarak bir payımın olmasından ben gurur duyuyorum. Neden? Çünkü hem çevreye karşı hem çocuklarıma karşı bir şekilde sorumluluğumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kendi öz kaynaklarımızı kullandığımız projelerin yapılmasında yer almak, bunun için çalışmak beni mutlu ediyor. Tabiatı seven bir kişi ve kuruluşu olduğumuz için tabiatı kirletmeden ve yurt dışından tedarik almadan bu enerjiyi ürettiğimiz için çok memnun oluyorum. Thank you.